Bu videomuzun konuğu Huawei FreeBuds 5i. Huawei'in en çok satan Bluetooth kulaklıklarından bir tanesi olan FreeBuds 5i modelini ben ortalama 2 aydır aktif olarak kullanıyorum. Aslında çokça vakit geçirdim, çokça deneyim yaşadım. Bu videoda da bu deneyimlerimden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle kutusu zaten klasikleşmiş bir Huawei kutusu. Kırmızı, beyaz ve kulaklıkların kendisini görüyoruz. Hızlıca kutu içerisinden neler çıkıyor bunlardan bahsedelim. Hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzları, boyutlara göre değişen kulaklık uçları ve Type-C kablosu çıkıyor. Bu Type-C kablosunun bir ucu Tip-C, diğer ucu ise Tip-A formunda. Benim elimde siyah rengi bulunuyor. Desen olarak gerçekten muazzam bir tasarıma sahip. Mermer ve çakıl taşı gibi desenler mevcut. Böyle noktalı bir yüzeye sahip. Özellikle ben bu tonunu çok sevdim. Mat bir yüzeye sahip. Bu elimdeki renge ek olarak mavi ve beyaz renkleri de mevcut. Mavi rengi de yanlış hatırlamıyorsam bu tarz bir tasarıma sahip olurken beyaz tamamen parlak beyaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani mermer beyazı desek daha doğru. Herhangi bir şekilde desen yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Pürüzsüz bir yüzeye sahip. Elinize aldığınız zaman bu premium hissiyatı alabiliyorsunuz kulaklıktan. Kulaklık kutusunun alt tarafında Tip-C portu mevcut. Sağ tarafında ise sıfırlama tuşu mevcut. Bu tuşu kullanarak farklı bir cihaza bağlanmak istediğiniz zaman ve kulaklığı sıfırlamak istediğiniz zaman bu tuşa ortalama 3-4 saniye basılı tutarak sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlandığını nasıl anlayacağım derseniz Huawei logosunun hemen altında bir bildirim aydınlatması var. Bu bildirim aydınlatması kulaklığı açtığınız zaman gördüğünüz gibi şu anda yeşil yanıyor. Şarjı taktığınız zaman şarjı bitmeye yakınken size uyarı amaçlı yanıyor. Sıfırlamak istediğiniz zaman da yanlış hatırlamıyorsam beyaz renk yanıyor. Kulaklık elime geldiğinde kulaklıkların tasarımı şarj kutusuyla aynı olacağını düşündüm. Olsa o zaman gerçekten tadından yenmezmiş tasarım olarak ama burada şarj kutusuna nazaran parlak bir kulaklık karşılıyor bizleri. O çakıl taşımsı desenler kulaklıkta da olabilirmiş bence. Daha güzel dururdu. Kulaklıklar dediğimiz gibi parlak ve kısa gövde yapısına sahip. Kulak içi bir kulaklık olduğundan dolayı ön tarafında plastik kavuşçuklar var. Elbette 5i modeli aktif gürültü engelleme özelliğini bizlere sunuyor. Ancak bu kavuşçuk uçlar sayesinde bizlere pasif ses engelleme özelliği de sunabiliyor. Yani siz aktif gürültü engellemeyi açmasanız da iyi. Kulağınıza taktığınız zaman bu kavuşçuklar sayesinde pasif gürültü engelleme olabiliyor. Kulaklıkların her birinde 10 mm'lik ses sürücüleri mevcut. Orta ve yüksek frekansta oldukça iyi bir performans veriyor. Bu 2 aylık süreçte zaten negatif yaşadığım bir durum çok azdır yani. Özellikle ses performansı noktasına baktığım zaman beni çok tatmin etti fiyatına göre. Şimdi biraz detaya girdiğimiz zaman derin bas performansına baktığımda ya ben gün içerisinde moduma göre müzik türlerim değişebiliyor. İşte Arabesk'i dinleyebiliyorsun, pop dinleyebiliyorsun, yabancı dinleyebiliyorsun. Gidiyor. Fark etmiyor. Farklı türlerde müzikler dinledim. Ya şurası şöyle olsaymış dediğim pek bir şey olmadı açıkçası. Normal kullanıcıları da oldukça fazlasıyla tatmin edeceğini düşünüyorum. Güzel bir performans. Temiz, net, anlaşılır bir sürücü olduğunu söyleyebilirim. 10 mm'lik sürücüler güzel bir performans verebiliyor. Şimdi geldik en önemli detaylardan bir tanesi de aktif gürültü engelleme özelliği. 5i modelinde aktif gürültü engelleme özelliği iyi bir şekilde çalışıyor. Nasıl test ettiğimden bahsedeyim. Yani şurada masaya oturup arkamda da vantilatörü açıp bir ses ortamı yaratıp bu şekilde test etmediğimi söyleyebilirim. Dışarıda test ettim. Ben bisiklet oldukça fazla sürüyorum. Dışarı çıkıyorum bisiklet sahil boyunca. Yani sahilde Samsun'u bilenler bilir dengesiz. Yani güneşli havada çıkarsınız geri dönüşünüz yağmurla dönebilirsiniz. Deniz kıyısında olduğumuzdan dolayı zaten bir böyle hafif esinti var. Ama belli bir hız ortalamasının üzerine çıktığımız zaman zaten otomatikten size rüzgar çarpıyor. Bu noktada aktif gürültü engelleme özelliği aktif olduğu zaman ses seviyesinin genellikle rüzgar sesini kestiğinden dolayı ortalama ses seviyesi %50'nin üzerinde olabiliyor. Yani %54-%55 seviyesinde. Ama aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığım zaman %90'ları bulabiliyor. Elbette bu durum bisikleti sağa çekip durduğum zaman kulaklarım gerçekten %90 ses seviyesini o zaman hissediyor. Yani sonuç olarak baktığım zaman bisiklet üzerinde belli bir tempoda yani 25 km hızla söyleyeyim ben sizlere. Belli bir hız ortalamasında ilerlediğimde dışarıdaki sesleri tamamen kesiniz söyleyebilirim. Elbette çok şiddetli bir rüzgar yaşanmadıkça aktif gürültü engelleme özelliği gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi fiyatına göre çok iyi. Bu fiyatın üzerindeki kulaklıklarla kafa kafaya bir performans vereceğini düşünüyorum ben. Toplam 410 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip olurken her bir kulaklık ise 55 mAh kapasiteye sahip. 15 dakikalık hızlı şarj ile kullanım süresi arttırılabiliyor. Tam şarj süresi ise ortalama 90 dakika. Önceki modele göre %60'lık bir iyileştirme söz konusu
olduğu söyleniyor. Batarya noktasında bir önceki modele göre oldukça iyi bir ilerleme kaydedilmiş. Ben pil noktasını çabucak bitip sürekli bir power bank'e bağlama durumuyla karşı karşıya kalmadım. Yani batarya performansından ben oldukça memnunum. Günlük kullanımlarım o kadar değişken ki yani net bir rakam veremem. Ama genel olarak markanın açıklamasına göre 30 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Yani düşününce 30 saat yani var, imkanı var bence. Çünkü sürekli bir kablo takma arayışında hiç olmadım. Şarjı bittiği zaman diyorum ki evet gerçekten bitmiştir. Çünkü 2-3 gün üst üste kullandığım zamanlar olabiliyor ama ne kadarlık kullanım olduğunu not da almadım, hesaplamadım da. Zaten Type-C portu olduğundan dolayı her an her yerde powerbank'inizi bağlayıp kullanabilirsiniz. 15 dakikada da hızlı şarj özelliği mevcut. Bunun haricinde arkadaki düzlüğü görüyorsunuz değil mi? Yani şurada bir düzlük var ön tarafa kıyasla. Bu düzlüğü ben görünce dedim kablosuz şarj var gibi. Çünkü şarj standları için yapılmış gibi duruyor düz olduğu için. Ama maalesef kablosuz şarj özelliği mevcut değilmiş. Yani çok üzüldüğüm bir durum mu? Hayır. Ama şu arkadaki düzlük beni biraz yanılttı. Hatta test ettim. Gerçekten de şarj olmuyor. Yani yine de bir denemek istedim. Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Hızlı bir bağlantısı var. Gerçekten bazı kulaklıklarda kutuyu açıp kulaklığı çıkarttığınız zaman belli bir süre sonra en son bağlanan cihaza bağlanıyor ama Huawei FreeBuds 5i modelinde kulaklığı çıkarttığınız zaman hadise sonrasında direkt olarak cihazınıza bağlanabiliyor. Kopma vesaire yaşadın mı derseniz bu 2 aylık kullanım süresinde bağlantı kopukluğu ve benzeri durumlarla karşılaşmadım. Gayet stabil bir bağlantı özelliği sunuyor bizlere. Sağ ve sol kulaklıkların üzerinde dokunmatik alanlar mevcut. Bu dokunmatik alanları mobil uygulaması üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Birazdan mobil uygulamasına da değineceğim. Şarkı atlama, ses seviyesi gibi ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi mobil uygulamasına geçeceğiz ama öncesinde bir mikrofon performansına yakından bakalım. Evet şu anda kulaklıkların her biri kulağımda. Sağ ve sol tarafta. Biraz uzaklaştım çünkü burada bir vantilatör var sol tarafında. Sizin sağ tarafınızda. Oluşturulan bir serinlik var ama yine bir ses çıkartıyor oldukça. Bu mikrofonda şunu fark ettim ben. Sanki mikrofonda da bir gürültü engelleme özelliği var gibi. Şu anda susuyorum mesela. Ve ben bu sesi duyuyorum. Ama siz duyuyor musunuz? Bakacağız. Sanki böyle bir kesme işlemi yapıyor gibi. Yani bir parazit önleme gibi düşünebilirsiniz. Gereksiz sesleri kesiyor gibi. Çünkü arka tarafında bir bilgisayar da açık. Onun da bir fan sesi vardır illaki. O da biraz gürültülü şu anda. İş görür mü? Şu anda dinlediğiniz gibi bence görür. Toplantılarda, online görüşmelerde gibi gibi işlemler için kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Şu anda dinlediğiniz gibi bir mikrofon performansına sahip. Sizler mikrofonu nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Evet telefonumuzu elimize aldık. Şimdi mobil uygulamasından bir bakalım. Uygulamanın ismi şu anda da görüyorsunuz. Huawei AI Life. İlk olarak ana ekran bu şekilde. Kulaklığa bağlı olduğundan dolayı şarj kutusu %65. Kulaklıklar ise %100'lük bir şarj oranına sahip. Tıklıyoruz. Gürültü kontrol merkezi karşılıyor. Gürültü engelleme şu anda aktif. Kapalı yapabiliyorsunuz ve dış farkındalık derseniz bu da şeffaflık modu. Diğer kulaklıklarda o şekilde geçebiliyor. Bu özelliği kullanmak için kulaklıkları takmamız gerekiyor. Ses kalitesi ve efektler kısmı var. Burada dinlediğiniz müziğe göre efektleri seçebilirsiniz. Geri geldiğimiz zaman hareketler var. Bu videonun başında bahsettiğimiz dokunmatik alanları oluşturmanıza olanak tanıyor. İşte çift dokunma, üç dokunma, dokunma ve basılı tutma özellikleri ve kaydır var. Ben açıkçası bunları hiç kullanmıyorum. Kulaklıktan müzik değiştirmiyorum. Hatta ne varmış onu bile bilmiyorum. Bakın oynat ve duraklat varmış. Kulaklık ucu uyumluluk testi yani bu kauçuklar var ya onları test etmenize olanak tanıyor. Yani size en iyi deneyimi yaşatmak için bu uyum testini yapabilirsiniz. Kulaklıkları bul var. Hemen tıklayalım bakalım. Kulaklık kutusunu bulamıyoruz ama kulaklıkları bulabiliyoruz. O da ilginç. Örneğin sol tarafı oynat diyelim. Bu arada şu an fark ettim. Az önce bahsettim şu üst... Dur yavrum. Şu üst taraftakiler mikrofon değil. Hoparlör bu sesler için. Çubuk kısmında mikrofonlar var. Sağ tarafta yine aynı şekilde kulaklıkları bulabilirsiniz. Elbette bu yatağınızın altında vesaire bu sesleri duymak zorlaşacaktır ama en azından bir zil sesi duyabilirsiniz. Güncelleme kısmı var. Bu arada ara ara gerçekten güzel güncellemeler geliyor iyileştirmeler için. Ve ayarlar kısmı var. Burada akıllı takılabilir cihaz tespiti. Kulak çıkarttığında bak kulaktan çıkarttığımız zaman otomatik duraklat özelliği var. Bu arada az önce de dedim gerçekten çalıştı. Kolay bir arayüze sahip. Çok karışık değil. Gayet simgeler vesaire anlaşılır. Üst taraftan şöyle tıkladığın zaman cihaz ayarı, cihaz bilgileri var. Mobil uygulaması da oldukça kullanışlı. Bu arada uygulama üzerinden equalizer ayarı da yapabiliyorsunuz. Bunu bahsetmeyi unutmuştum. Ve sonuç olarak baktığımız zaman kullanırken oldukça zevk aldığımı söyleyebilirim. Ses performansı, tiz, bas her şeyiyle mükemmel bir kulaklık. Çok negatif bir durum yaşamadım. Bağlantı noktasında sorunsuz, stabil bir bağlantı bizleri sunuyor.
yapmıyor. Hafif, kompakt bir tasarıma sahip. Kullanırken kulağımda herhangi bir şekilde ağrı, sızı yapmıyor. Bu segmentte bulunan bir kulaklık olan QCY Melo Bud modeli var. Bunu da incelemesi yakında gelecek. Bu modelde uzun kullanımda gerçekten kulaklığı taktığım zaman belli bir saat sonra ağrı yapabiliyor. Yani acıtıyor kulağımı. Ama bu Huawei FreeBud 5i modelinde yaşamadım. Uzun kullanımdan kastım da 3-4 saatten bahsetmiyorum. En az 1-2 saat kulağımda aralıksız kaldığı zamandan bahsediyorum. Konforlu mu, ergonomik mi? Evet, her şeyle güzel bir kulaklık. Buna benzer videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.